Hindistan'da en büyük ilgi krikette. Ancak futbolun gelişimi için de birçok adım atıldı ve ülkeye yıldızlar geldi. Ben de sizler için Hindistan Ligi'nde futbolu bırakan 15 futbolcu videosunu derledim. İyi seyirler. Her iki ayağını da oldukça etkili kullanabilen Simão Sabrosa'yı Beşiktaş dönemiyle yakinen tanıyoruz. Portekizli yıldızın kariyerinde Beşiktaş dışında Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımların da olduğunu hatırlatalım. Birçok önemli Avrupa kulübünün formasını giydikten sonra 2015 yılında da yolu Hindistan'a düştü. Sadece 6 ay North East United takımının formasını giyen Simão Sabrosa toplamda 10 maça çıkarken 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Marco Materazzi kariyerinin büyük bir bölümünü İtalya'da geçirdi. Özellikle Inter formasıyla da onu defalarca kez izleme şansını elde ettik. Savunma sertliği hava toplarındaki başarısıyla da oldukça iyi bir stoper görüntüsü verdi. Ancak İtalyan savunmacı başarılı bir stoper olmasının yanı sıra Zidane'la yaşadığı olayla da günümüzde hatırlanmaya devam ediyor. Materazzi'nin Hindistan macerasına bakacak olursak da karşımızda çok da olumlu bir tablo yok. Chennai'ın takımında 7 maçta forma giydikten sonra futbolu Hindistan'da bıraktı. David James için İngiltere tarihinin en önemli kalecilerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. 14 Şubat 2009 tarihinde Gary Speed'in rekorunu kırarak Premier Lig'de en çok forma giyen oyuncu olarak tarihe geçti. Tamı tamına 536 kez sahaya çıktı. İngiliz filebekçi bu maçların 173'ünde gol yemedi ve Premier Lig'de bu alandaki rekorun da sahibi. Hindistan Ligi'nde futbol macerası da 4 ay kadar sürdü. Kerala Blazers takımında futbolu bırakan David James sonrasında bu takımda teknik direktörlük de yaptı. Robert Pires'in bir Arsenal efsanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Arsenal'le Premier Lig şampiyonluğunu elde ederken ülkesi olan Fransa'yla da Dünya Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. Robert Pires de bazı dünya yıldızları gibi kariyerinin son bölümlerini Hindistan Ligi'nde geçirme kararı aldı. Hindistan'ın en popüler sporu kriketi oynamak için değil, bildiği yoldan, futboldan devam etmek için gitti. Goa takımına imza atan Fransız futbolcu dünya yıldızları gibi o da sahada pek fazla kalamadı. Sadece 8 maçta sahaya çıkma şansı elde ederken bir kez de rakip ağları havalandırdı. Sakaryaspor altyapısından yetişen Tuncay Şanlı, 5 sezon boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'de ise kendisini kanıtladı. Fenerbahçe sonrası Avrupa'da 2-3 farklı takımda görev aldı. Artık futbolun Tuncay'ı, Tuncay'ın da futbolu bırakma zamanları gelmişti ki kendisini uzak doğuda buldu. Önce Katar'da Salal formasını giydi. 79 kez milli takımımızın formasını giyen Tuncay Şanlı, Hindistan'a gittiğinde de henüz 33 yaşındaydı. 6 ayda 10 maça çıktıktan sonra futbol hayatını erken denilebilecek bir yaşta bıraktı. Futbola Lazio takımının altyapısında başlayan Alessandro Nesta, efsanesi olacağı Milan kadrosuna da 2002 yılında katıldı. Dönemin başkanı Silvio Berlusconi, Nesta için 31 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Harika geçen Milan kariyeri de 2012 yılında son buldu. Milan'ın kadroda büyük bir değişime gitmesi sonucunda takımdan ayrılarak Montreal kulübüne imza attı. İtalyan futbolcu MLS Ligi sonrasında da son durak olarak Hindistan Ligi'ni tercih etti. Chennai'ın takımında da sadece 3 maçta aldıktan sonra futbol hayatını noktaladı. Mikel Silvestre kariyerinde en uzun süre formayı Manchester United kulübünde giydi. Tamı tamına 9 yıl. Portland'a imza atmasıyla beraber Avrupa futbolunun dışına çıktı, Amerika'ya gitti. 2014 yılında da Chennai'nin takımına imza atarak Hindistan macerasını başlattı. Toplamda da 14 maçta sahaya çıktığını söyleyelim. Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal kadrosunda Freddy Ljungberg'i uzun süre izleme şansını elde ettik. En dikkat çekici özellikleri de saha içerisindeki süratli ve hırslı yapısı. Arsenal'deki son sezonunda Arsene Wenger genç oyunculara şans verince Ljungberg için de veda vakti gelmişti. 2-3 farklı takımda forma giydikten sonra 2012 yılında futbolu bırakma kararı aldı. Ancak Mumbai City miladı dolmuş olmasına rağmen Ljungberg'i 2014 yılında tekrardan futbola döndürmeyi başardı. Hindistan ekibinde 4 maçta da sahaya çıktı. Dimitar Berbatov bir dönemin en gözde forvetlerinden biriydi. Kendine has stili ve son vuruşlarıyla daima farklı bir profil ortaya koydu. Dimitar Berbatov için ödenen en yüksek bonservis bedeli de 2008 yılında Manchester United tarafından ödendi. Tamı tamına 38 milyon euro. 2016 yılında PAOK kulübü tarafından serbest bırakıldıktan sonra bir yıl boşta kaldı. Herkes futbolu bıraktığını düşünürken Berbatov, Kerala Blazers takımıyla anlaşma sağladı. Bir sezonda da toplam 9 maça çıkarken bir de gol attı.
2000-2010 yılları arasında Juventus formasını giyen Trezeguet, kariyer zirvesini de İtalya'da yaşadı. Ayrıca 2006 yılında şike soruşturması kapsamında küme düşen Juventus kadrosundan ayrılmayan ender oyunculardan biriydi. Takımının tekrardan üst lige çıkmasına da yardımcı oldu. Juventus kariyeri bittiğinde 33 yaşındaydı. 4 farklı takımın formasını giydikten sonra 37 yaşında Hindistan'ın Pansiti takımına imza attı. Çıktığı 9 maçta da 2 gol atmayı başardı. Alessandro Del Piero adeta Juventus kulübünün demirbaşıydı. Öyle ki İtalya'da patlak veren şike olayları sonrasında bir alt lige düşürülen takımda birçok oyuncu takıma veda etti. Fakat Del Piero Juventus'a olan bağlılığını gösterip takımda kalmayı tercih etti. İtalyan kulübünün efsanesi olan Del Piero alt ligde Serie B'de gol krallığına da ulaştı. 705 maçta Juventus formasını giydikten sonraki süreç ise pasif futbol yaşantısına devam etmek gibiydi. Avustralya'da Sydney formasını giydikten sonra 2014 yılında da Hindistan'ın Delhi Dynamos takımına imza attı. Sadece 10 maça çıkan İtalyan bir de gol attı. Efsane sol bek kariyer basamaklarını önce Real Madrid formasıyla tırmandı. İspanyol ekibinde birçok kupa kazanma başarısı gösterirken Brezilya milli takımıyla da Dünya Kupası'nı kazanma sevincini yaşadı. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beklerinden birisi olarak gösterilen Roberto Carlos'u Fenerbahçe formasıyla da izleme şansını elde ettik. 2012 yılında Anzi takımında futbolu bırakan Roberto Carlos, 2015 yılında futbola tekrardan merhaba dedi. Hindistan Ligi için futbola geri dönen efsanevi sol bek Odisha takımında 3 maçta sahaya çıkabildi. Tim Cahill kendisi Avustralya futbolunun bir efsanesi. Kariyerinin büyük bir bölümünde Millwall ve Everton formalarını giydi. Endüstriyel futbolun gerekliliği olarak da 33 yaşına geldiğinde önce Amerika MLS Ligi'ne daha sonrasında da Çin Ligi'nde forma giydi. Akabinde kısa süreli olarak Melbourne City ve Millwall formalarını giyse de son durak onun için Hindistan olacaktı. Jamshedpur takımına imza attı. 11 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Kariyeri boyunca 7 farklı kez Robbie Keane için bonservis ödemesi yapıldı. Bu bilgi sonrasında İrlandalı golcünün nedenli kıymetli bir futbolcu olduğunu da anlayabiliriz. Kariyerinde en fazla skor ürettiği takımlar da Tottenham ve Los Angeles Galaxy oldu. Hatta MLS Ligi'nde şampiyonluk da yaşadı. 2017-2018 sezonunda da Hindistan Ligi'ne transfer olarak oradaki futbolun gelişmesine katkı sağlamak isteyen futbolculardan birisi oldu. 37 yaşında da çıktığı 11 maçta 8 gol atarak da golcü kimliğini Hindistan futbolunda da kanıtladı. Kariyerinde Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester City ve birçok önemli takımda forma giyen Nicolas Anelka, 1,5 sezonda Fenerbahçe'nin formasını giydi. Avrupa futbolundaki son durağı da West Bromwich kulübü olmuştu. Burada sadece bir ay forma giydikten sonra 22 Ağustos 2013 tarihinde futbol hayatını sonlandırma kararı aldı. Bir açıklamasında ise menajerim öldü, sağlar artık bana göre değil demişti. Ancak kısa bir aranın ardından futbola geri dönen Anelka, Eylül 2014'te Hindistan Süper Ligi ekiplerinden Mumbai City takımına transfer oldu. Burada bir sezon forma giymesinin ardından futbol kariyerine de kesin olarak son noktayı koydu. Böylece videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.